Evet arkadaşlar, şu an cami sokaktayız. Bak, Mosque Street diyor. Ama hiç cami ile alakası yok. Caddede bak, şu an bar var hemen dibinde. Cami zaten şu yan taraftaydı da. Bak hani şuralara barlar. Bari ismini değiştirselerdi ya. Bu arada baksana Ali. Ay çok güzel gözüküyor ya. Ama ne deniyor? Şu an dolunay mı derim, bilmiyorum ki. Dolunay değil, dolunay tamamı. Bu hilal. Evet. Hilal gibi bir şey. Şu an şöyle Singapur'da sokaklarında dolanıyoruz Ali ile. Şu ne, Ferrari mi? Yok, Maserati. Hepsi şey ya. Maserati. Hepsi var ya, baktım aşağıya. Bir yanlış akşamda biraz çıktı galiba. Evet, cami sokağında bir tane kırmızı Maserati. Burası şey ya, bar. Hmm. Hakikaten ha, cami sokak ismi ama hep bar. Ayıp lan, ayıp. Masaj salonu da mı var? Nerede? Solda. Tayland masaj salonu varmış. Ama binaları güzelmiş ha. Bunlar Çin usulü bir bina mı oluyor, Tayland usulü mü? Şey, Tayland diyorum. Malezya mı? Hindistan mı? Yani tam renklerine göre herhalde. Ama Hindistan'da, küçük Hindistan'da da bunlar var. Aynı bina var. O Çin'i hiç görmedin mi? Thai Finger. İsme bak. Thai Finger. Bakın burası Tayland masaj yeri. İsminde mi emin yok. 28 dolarmış, pahalı. Şeyde, Tayland'da 8 dolar. Tayland'da 8 dolar bu. Full body 8 dolar. Şu an şu Chinatown Point alışveriş merkezine gidip orada bir akşam yemeğini yiyeceğiz. Ondan sonra alışverişimize döneceğiz. Ne haber Ford? Up cross the street. Şuraya bak, kocaman dev ekran ya. 128. Nasıl? 128. Şu an Chinatown'a giriyoruz. Yemeğimizi yedik. Bakın şöyle. Ne var, şunlardan mı alacaksın? Bunlar uygun fiyatlar. Bir tanesi 2 dolar. Yok ya. Ama uygun, fena değil bunlar. Bir tanesi 2 dolar, 3 tanesi 5 dolar. Genelde böyle oluyorlar ya. Daha uyguna bulamaz mıyız? Ama var, daha uyguna var. İçeride var bir sürü. Bakınız, burası böyle Chinatown. Çin mahallesi. Burada hep böyle Çin mağazaları var. Hediyelik eşya satıyorlar genelde. Ayrıca Çin yemekleri var. Her taraf Çin yemek. O zaman kokmuyor. Kokmuyor, aynen. Fena kokmuyor yani. Bakın şöyle gözüküyor. Tepeden gözüküşü. Ne kadar tende varmış? 7 seri. Oha. Tane 10 dolara. Bakın şöyle arkadaşlar, gördünüz mü? 7 tane şunlardan alıyorsanız 1, 2, 3, bir seride 6 tane var. Yani 6 kere 7, 42 tane. Anahtarlık 10 dolar. Çin malı işte ya. Aldım bunlardan, dandik bunlar, dandik. Şunlar falan çıkıyor. Alma yani. Bak şu çantalara baksana. 6 tanesi 10 dolar. Ciddi mi bu? Evet, doğru. 3 tane şu çanta 10 dolar. 9 dolar. Çin malı uzak dur. Gerçi burası Çin mahallesi yani. Her şey Çin malı da. Bazıları acayip ucuz. Almamakta fayda var. Bak içeriye bak. Şöyle Çin lambaları. Bunlar çok güzel oluyor ya. Akşam böyle açıyor. Hafif böyle loş. Bak burası da çok ucuz. Bu nasıl? 4-10 Bunlar ne? Çin ejderhaları. Bak mesela buradan alabiliriz. 3 tanesi 10 dolar. Böyle ellerden almıştım ben. Evet. İçeride her türlü hediyelik eşya var. Bakalım. Bak şurada anahtarlıklar orada var işte. Burada 5 tanesi. Bak bunlar güzelmiş. Burada 5 tanesi 10 dolar. Bak bu galiba onlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın 1 dolar. Tanesi 1 dolar. Bakın şöyle. Gayet güzel. 1 dolara
kaliteli. Kaliteli. Bunlar kaliteli duruyor da diğer dışarıdaki o 42 tanesi 10 dolarlık kaliteli durmuyor yani. Mesela bak şurada. Mesela şunları görüyor musun? Taştan. Bak şöyle. Ya şu Çince şarkıyı da açmışlar. Hadi çıkalım. Neyse buradan beğenmedik bir şey almadık çıkıyoruz şimdi başka yere. Ki ana caddeye çıkalım. Bakınız sahte parfümler. İstanbul'da satıyorlar ya buradan alıyorlar herhalde. Burada da deniz ürünleri yemeği var. Restoran sadece deniz ürünleri satıyor herhalde. Nasıl yiyor? Bak şu Old Chunky, bu yiyebilirsin. Bak burada da eski tür böyle Çin hediyelik eşyalar var. Tabak, çanak. Bakın şurada da şöyle taştan yapılmış şeyler var. Bakın şöyle taştan. Çok güzel oymuşlar. Ama bunlar pahalıdır ya. Haydi gidelim. Evet Ali. Ne zaman uçuyorsun Türkiye'ye? 2 gün sonra. Pazar gecesi. Ne güzel ya. Buz gibi ülkeye gidiyorsun. Katar Airways. Katar Hava Yolları ile mi? Katar Hava Yolları. O zaman Katar'a gideceksin önce. Ben de Doha'ya gideceğim. Doha. Çok güzel bir havalimanı Doha. Doha çok güzel. Ya. Beleş interneti var. Uçağı da güzel. A350 ile evet. Uçacağız. A350, A380 mi? A350 ile. O yeni model. Yeni nesil. A350. 787'nin rakibi bu uçak. Burası da Hint Tapınağı. Şu an kapalı. Emin misin? Hint evet evet. Hint Tapınağı. Hint. Hatta içine girebilir miyiz emin değilim ama. Kapısına bakabiliriz. Kapısına bakabiliriz. Bakınız. İnek tanrısı. İnek değil mi bu? Yoksa keçi mi? İnek. İçeride daha binlercesi var. Bak şurada da yine inekler kapıda duruyor tepede. Bunlar Hindu oluyor mu? Hindular işte he, Hindular. Ben mi girdim? Hindu dinliyor. Bak içeride evet. Ayın var. İçeride ayın var hemen bakalım. O zaman girebiliriz işte hacı. Aha ayın var. Hintliler burada işte bakınız. Diğer kapıdan girebiliriz. Evet diğer kapıdan girelim. Bunlar o zaman şey vejetaryen durumda yani. Vejetaryen bunlar kesin vejetaryen ya. Hintlilerin çoğu vejetaryen. Müslüman olanlar işte et yiyor bir tek. İşte bakın Hint tanrıları şuraya dizilmiş yukarıya. Bir dünya. Ne diyor? Ayakkabıyla girilmiyor diyor. Girelim mi? Bence girelim. Ayakkabı bitir misin? Kamera çekimi için 3 dolar istiyorlarmış. Biz de çekmeyeceğiz. Çekmeyeceğiz. Şu an sadece şöyle ana tanrıya bakıp gideriz herhalde. Bak. Yukarıda şöyle çok güzel. Yemek yemiyor. Şu ne ya? Ne yapıyor bu Allah Allah. Yemek yemiyorlar. Dans ediyorlar. He yemek veriyorlar. Şurada böyle filli tanrılar var. Hani Cem Yılmaz'ın anlattığı bir tane şey var ya tanrı şöyle. Fil tanrısı böyle. Arkasında Filip sözüyor. İnananlara selam yolluyor. Aynı onun gibi bu da işte. Şurada yemek yapıyorlar da. Neyse o zaman bu kadar yeter ya. Çıkalım. Gördüğünüz gibi her yerde inekler var. Değişik değişik tanrılar. Ayakkabıyı da çıkarttılar bize boşuna. Bunlar reenkarnasyona inanıyorlar. Bunlar reenkarnasyona inanıyorlar. Haydi gidelim. Geri dönelim geri. Dur şuradakilere de bakalım. Şurada yine aslanlar, inekler. Bak şurada yan sallayan hanım var. Teyze. Onun neden dört kolu var mesela? Ya dört kolu var hakikaten. Bilmiyorum ki. Şurada bir sürü var zaten. Hepsi de şöyle el kaldırmış. Şöyle parmak yapıyorlar. Parmak hareketi yapıyorlar. Gördün mü? Bak Singapur'da her şey yasak. Bak. Tükürmek yasak. İnlift. Nerede? Asansöre çiş yapmak yasak. Sakız çiğnemek yasak. Şurada başka ne var? Komik komik şeyler var ya. Evet. Tükürmek yasak. Tükürmek yasak. Yere iki kağıt atmak yasak. Ya o normal ya. Çin mahallesindeki işte şey çubukçu burası. Burada bayağı bir çubuk çeşitleri var ama biraz pahalı bunlar. Çünkü gayet güzel. Bak 7 tanesi 10 dolar. Hayvan gibi lan bunlar.
Bunlar direkt böyle şey, magnet mi bunlar? Evet, magnet. Malezya bile varmış. Malezya. Evet, evet. Seni bile götürmüyor ama. Bak şurada lambalar var. Az önce gördüklerimiz 10 dolar. Bu kim ne yapacak? Şu an saat bölümündeyiz. 3 tanesi 10 dolar. Çok güzel saatler var ya. Şuraya bakar mısınız? Gayet uygun ha saatler. 3 tanesi 10 dolar. Al takar mı başka? Süper ya, aynen. Şurada alırsın 20 tane saat. Farklı renkte. Her elbisene göre farklı farklı giyersin. Bak bak şurada mesela Singapur var, ne bileyim. Ya bu plastikleri Çin mal abi, ne beklersin? Şu an anahtarlık alıyoruz. 7 tanesi 10 dolar. Kaliteli de anahtarlıklar yani ha. Anahtarlıklar içinde gerçek böcek var. Okey. Şuraya baksanıza. Örümcekten tut da. Akrepler, değişik böcekler. Süpermiş. Şu tavaya bakar mısın? Bak şimdi. Tanesi 4 dolarmış. Sesi çok komik ya. Şu an bir tane 2 dolarlık mağazaya girdik ama içinde 2 dolar tabii yok. 3.90. Mesela şöyle değişik değişik güzel kulaklıklar, şarj aletleri. Hem Android hem şeyler için böyle renkli renkli. Ne ararsam var ya. Ali alışverişini bitirdi. Şimdi Türkiye'ye gitmeye hazır. Kaç dolar harcadın? 40 dolar mı? 40 dolar harcadım. 40. 100 lira. 40 dolar 100 lira. Güzel. Senin için bir şey değil be Ali. 40 dolar nedir? 40 lira işte. 40 lira aynen. Şu otele bakar mısınız arkadaşlar? Süper ya. Otel değil mi burası? Park otel. Park otelmiş. Şuraya bakın. İlk 5 katı hep ağaçlı. Büyük ihtimal park orası değil mi? Otopark. Aynen o da. Diğer tarafında. Ondan sonra var ağaçlar. Böyle ağaçlar var her tarafında. Adamlar yapmış ya. Singapurlular her tarafa ağaç koymayı seviyorlar. Baksana yani. Her taraf bitki, ağaç. Şunun üzerinde de vardı galiba ağaçlar. Abi her yerde ağaç var. Her yer. Bak şu binada da ağaçlar var. Bak. Yan tarafındaki. Üst geçitte çiçekler var. Otobüslerin tepelerinde yok. Şu an nehrin kenarından, köprünün altından böyle geçiyoruz. Şurası nehir. Bir daha üst geçitten geçmemize gerek yok. Bak motorla geçemiyor musun buradan? Buraya ne çizmişler böyle? Bu ne ya? Şu da ağlıyor, bir şey yapıyor. Şurada da bir resim çizmişler. Çinli teyze. Şurada da köleler var. Bir şey anlatmaya çalışıyor ama. Evet, şu an nehrin kenarında. Şuralar hep böyle bar. Canlı müzik ve barlar var. Burada da kayık turları var. Nehir boyunca. Nehir de küçücük ama ya, biliyor musun? Tamam. Şuradan şöyle gidip geliyorlar. Burada da oturuyorlar böyle de. Çok dik ama burası ya. Direkt düşersin yani. Baksana tehlikeli hiç. Güvenlik önlemi falan yok. Şöyle kenarda oturmuşlar. Şunların ismi neydi ya? Böyle geriyorlar geriyorlar, topla bırakıyorlar seni. Aynen. Burada da bir tane alışveriş merkezi var. Işıklandırmalar süper. İnsanlar çılgınca eğleniyor burada ya. Şuraya bakar mısınız? Şu yerlerdeki sular da açık zaten. Buranın üstü böyle kapalı. Yağmur yağınca ıslanmıyor insanlar. Bakın şurada da bir tane uçak var. Burası da böyle değişik bir bar. Ne? Öyle. Baksana scooter'la geziyorlar. Bisikletlemek öyle bir şey. Şurada canlı müzik var. Ama acayip sesli ya. Burada insanlar nasıl eğleniyor? Evet, çok sesli. En azından kimse gel demiyor tarafındaki gibi. He. Hadi görüşürüz. Hadi Ali'cim görüşürüz. Kendine iyi bak. Akşamlar, yarın görüşürüz. Yarın veya pazar günü.
Tamam. Hadi. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar, bugün de fena gezdik. Bayağı böyle gördüğünüz gibi dolaştık şuraları. Şuradaki Marina Bay Sands, o üzerinde havuz olan otel. Şuradakiler de gökdelen. Böyle akşam da buraları çok güzel ışıklandırıyorlar böyle. Şurayı da az önce göstermiştim. Evet, Clarke işte. Elif hala işini bitirmedi, onu beklerken dedim geleyim bir daha. Şurada bir timelapse çekeyim, çok güzel bir manzarası var. Evet, şimdi eve gitme vakti.